Merhaba, ben Kutay Kösem. Daha önceki son iki bölümümüzde hatırlayacağınız üzere analog fotoğrafçılık üzerine bayağı bir zaman ayırmıştık. Önce Ahmet Yeşil ile Ahmet Bey ile birlikte siyah beyaz film banyosunun nasıl yapılabileceğini, neler gerektirdiğini incelemiştik. Ondan sonraki haftamızda da, ondan sonraki bölümümüzde de Buray ile birlikte bu çektiğimiz negatiflerin, yıkadığımız negatiflerin baskısının nasıl yapılabileceğini, organizörle bunları nasıl kağıda aktarabileceğini görmüştük. Şimdi yine bu sefer hep birlikte bir araya geldik ve hem her şeyi bir en baştan toparlayalım, hem de sizden bu süreçte gelen geri bildirimleri biraz değerlendirmek adına eksik kalan noktalarımızı ve ekleyeceğimiz şeyleri bir araya getirip sizlere sunmak istedik. Öncelikle çok teşekkür ederim ikinize de buraya geldiğiniz, bu kadar zamanınızı ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz vallahi. Ben de teşekkür ediyorum, sana da teşekkür ediyorum. Misafir ettiğimiz ağacı. Şimdi bugün bayağı bir şey yapacağız. Nereden başlayalım aslında? En başta filmin banyosunun öneminden tekrar biraz bahsedebiliriz en azından. Hatırlatmak adına insanlara veya neler gerektirdiğini. Aslında videomuz belli. Çok izlendi. Çok olumlu geri bildirimler aldık. Sonuçta insanların buna bir ihtiyacı varmış sanki. Detaylı, her şeyi görmek, kafalarındaki korkuları, şüpheleri atmak istiyorlar. Hani öyle seni de hep söylüyoruz, çok güzel videolar. Hani bunu iyi görüp buna bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ki bu noktada çok geri bildirim gelenlerden hani en çok gelen şey şuydu. Ben bundan çok korkuyordum siyah beyaz film banyosundan. Meğer ne kadar yapılabilecek bir şeymiş. Evet. Yani bu belki de insanlara çok cesaret verdi bu konuda. Birçok kişi bundan sonra oradan görüp yapabileceğine inanarak başladı bu işi. O bakımdan da iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı bildirimleri de zaten geri bildirimleri de biz de alıyoruz. Hani hem internet üzerinden hem biz dışarıda da hani yakın dostuz bu böyle fotoğraf merkezli iyi bir dostluk geliştirdik. Hani kendi aramızda da konuştuğumuz şey. Evet, o korku yendi. Daha güzel görüldü mü? Evet, görüldü. Devam ediyoruz. Her geçen gün ekibimiz şu oluyor, büyüyor. Biz de burada 3 kişi, belki bir sonrakinde 4 kişi, 5 kişi olacağız. Yuvarlak masada böyle. Evet. Geri bildirimleri alıyoruz. Onlarla ilgili biz de kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz doğrusu. Ve hani siyah beyaz film banyosundan sonra da burayla bir araya gelmiştik ve film baskısının nasıl yapılabileceğini göstermiştik. Orada sadece en temel şekilde baskının nasıl yapılacağından bahsetmiştik. Bugün yine bahsedebiliriz eğer yeri gelirse. Onda da hani aslında evde yapması biraz zor ama hani ilgilenenler, ekipmanlara sahip olanlar için güzel bir şey, zevkli bir şey. Sen de bunu gerçekten güzel şekilde paylaşmıştın bizlerle. Bu siyah beyaz film yıkama gibi tıpkı baskıda aynı aşamalara sahip. Geliştirme aşaması, durdurma aşaması ve fixer, sabitleme aşaması. Burada da daha önce de zaten bahsetmiştik. Geliştirme banyosunun süresi gene önemli. Filmdeki kadar olması lazım. Sözünü kestim ama ben de daha önce de Kutay'a da söyledim, sana da söyledim. Hani ben de aslında birçok izleyen gibi bu baskı işine yabancıyım ve çok öğrenmek istiyorum. Siyah beyaz film banyosunda konuştuk. Hani neden film kullanıyoruz? Peki neden aranjör baskı yapıyoruz? Mesela evet, sonuçlar çok çok farklı ama belki bunu izleyiciler duymak ister. Evet. Yani ya da tarafından dijital bir baskıyla bir şeyler söyleyebilirsin. Hani öğrenmek yani istiyorum. Öncelikle kalite olarak aranjör baskısının kalitesi oldukça iyi. Yani hani filmden alınabilecek en yüksek kalitede baskı. Hatta yani alınabilecek en yüksek kalitedeki baskılardan birisi en azından. Onun dışında hani bu süreç biraz yorucu ve meşakkatli olabilir. Hani beni en çok bu noktada yani böyle bu süreçte olmaya iten sebep daha ziyade hani sürecin kendisinin hoşuma gitmesi tarzı bir şey olabilir. Anadolu'nun herhalde A'dan Z'ye. Hani sevinmese çekilecek bile değil çünkü. Değil. Yani evet, yorucu oluyor biraz yoksa aynı. Bu yorucu yapalım değil mi? Evet yani. Başka türlü şey hani bayağı yorucu, masraflı vakit alıyor. Ha, agrandizör baskısı belki hani aynı kalitede bir dijital baskıya göre hani seninle daha önceden konuşmuştuk. Evet. Maliyet olarak daha ucuza geliyor olabilir. Kağıt maliyeti işte ve hani agrandizörün maliyeti olarak hani üst kalite bir printer'a ve onun kağıtlarına kıyasla, mürekkeplerine de kıyasla. Ama hani gene de beni hani esas buraya iten hani o pahalıya geliyor ben işte ucuza şey yaparım tarzı bir yaklaşım değil. Yani ucuza baskı yapacağım deyip de agrandizör alıp uğraşmak pek akıl kârı bir iş değil. Yani şey yapmıyorsanız hani heves etmiyorsanız daha mı ucuza geliyor agrandizör baskı?
baskısı. Ya hani kabaca konuşuyorum ama tahminim öyle olması lazım. Hani printer'da direkt çıktıyı alıyorsunuz. Hani bir test baskı olmuyor ama şey kağıtları, printer'lar için üst kalite kağıtlar. Yani üst kaliteler için evet. konuşuyorum burada. Üst kalite kağıtlar benzer fiyat agrandizör kağıtlarıyla. Daha ucuz olmuyor çok bariz şekilde. Cihazlar o özellikle kendi başına Epson'un filan cihazları bayağı pahalı. Şeylerde onların mürekkepleri de oldukça pahalı. Yani hani kimyasallarla kıyaslandığında çok çok pahalı. Belki birazcık senin gibi uzmanlaştıktan sonra herhalde ucuz gelmeye başlıyor çünkü direkt neye ihtiyacı olduğunu bilerek bunları evet, alıyordun. Senin baskını izledik hani iki seferde en fazla 3 seferde. O da ilk seferde çok iyi yapıyorsun ama yorumlarını katayım desen 2-3 seferde tamamen güzel evet. oluyor. Ama hani ben belki ilk kez yapıyorsam 20 seferde tutturacağım. O zaman bana maliyeti gelecek. Yani şimdi. Tabii biraz daha hani alışınca şey oluyor yani hani tecrübeyle alakalı olarak hani ya herkesin hani şeyi alışıyor, gözü alışıyor. Evet. Biraz şununla başlayayım, bununla başlayayım. Ekipmanınızı, materyallerinizi, filmi, işte banyonuzu vesaire, kağıdı tanıdıkça daha rahatlaşıyorlar. Evet. Peki bugün bunlara ek olarak yeni şeyler de anlatmak, bahsettik onlara. Evet. Neler olacak bunlar? Öncelikle önceki videomuzda sadece hani düz bir baskı, tek hani bütün baskı için tek bir poz şeklinde evet. bir baskı göstermiştik. Bu sefer genelde çoğu baskı hani öyle o yeterli gelmiyor evet. çoğu baskıya. Hani dijital olarak da hani uğraşanlar baskıyla biliyorlardır. Hani bölgesel evet. olarak karartma veya açma tarzı şeyler. Benim bir analog Photoshop. Gibi bir şey evet, evet aşağı yukarı. Bölgesel olarak müdahale ediyoruz burada. Hani negatif banyosunda öyle bir müdahale bölgesel değil de hani daha ziyade beyazlar siyahlar evet. üzerinden bir müdahale genelde. Oluyor. Aynen. Burada mesela hani çok ufak bir köşenin fazla patladığı düşünülüyorsa orayı biraz daha fazla pozlayıp o sorunu gideriyoruz. Veya bir yerin biraz daha açık, diğer yerlerin daha koyu olmasını istiyorsak orayı daha az pozluyoruz. Diğerleri pozlanırken orayı kapatarak. Dijital müdahalenin tersine herhalde burada abartı oynamalar da olmuyor ve detay kaybının olmadığını ben fark ettim. Pozlamalarda sanki daha bir doğru ve kıvamında bir açma kapama kontrast ya da en azından daha hassas yapılabiliyor yani daha o hassaslıklarda da detaylar kaybolmaması beni evet. şaşırttı. Ya evet doğru çünkü Photoshop'ta falan yani hani ben de dikkat ettiğim bazen hani o belki benim kullanma becerimle alakalı da olabilir de genel olarak hani detay kaybı veya işte patlama vesaire biraz hani aşırıya azıcık aşırıya kaydığınızda çok farklı yani çok sıkıntılı olabiliyor. Ama hani burada tabii ki hani çok ekstrem uçlara gidebilirsiniz yani hani diğerinin işte 5 katı bir yeri pozlayabilirsiniz veya hani işte tam tersi açabilirsiniz vesaire. Ama hani gene de orantılı olarak yaptığınız sürece detay kaybı gibi sorunlar biraz daha az oluyor olabilir. Peki bu işlemi yaparken ne kullanıyorsun yani nasıl oluyor bu iş teknik olarak? Bu işlemi yaparken genelde işte ya küçük işte bir yeri gölgeleme yapacaksak yani daha az pozlanmasını sağlayacaksak böyle ince çubukların ucuna takılmış karton tarzı küçük yuvarlak veya oval kartonlarla orayı işte agrandizör ışığı vururken gölgelemek veya işte ortasına delik açılmış büyük bir siyah kartonla belirli bir yeri yakmak veya işte bir kartonu kıvırarak büyük bir alan yakılacaksa o alanı yakmak gibi yöntemler var. Veya hani elinizi de kullanabilirsiniz. Hani uygun bir şekle getirirseniz. Ama dikkat edilmesi gereken hani sabit tutmamanız. Hani hareket ettirerek sürekli. Çünkü o bölgesel şeyler sabit tutarsanız çok keskin olacak. Aynen. İnanılmaz keskin şekilde belli oluyor yani müdahale edildi. Onu hafif hafif titreterek çok hafif hani fazla da değil. O şekilde şey yapıyorsunuz. Daha yumuşak bir geçiş elde edilebiliyor. Tabii. O önemli bir nokta. Öncelikle birkaç test baskı alıp poz ve kontrast değerini buldum. Buradan sonra bu değerlerle düz bir baskı yaptığımda fotoğrafın bazı yerlerinin daha fazla pozlamaya ihtiyacı olduğunu gördüm.
O yüzden özellikle yüz ve fotoğrafın öbür yarısına, aydınlık kalan yarısına daha fazla poz uyguladım. Ondan sonra baskı son halini aldı. Peki bu karartma ya da aydınlanma, pozlama telafilerine ya da isteğe göre artı eksisi topları nasıl yapıyorsun? Daha detaylandırabilir misin? Öncelikle zaten bir test baskı almamız gerekiyor, o işin temeli. Hani nereyi ne kadar fazla veya az pozlayacağımızı hani belirlememiz lazım. O bölgeler için de gerektiğinde küçük o bölgelere kağıtlar kesip onların testini alıyoruz. Ondan sonra bu dediğim araçlar vasıtasıyla işte mesela bir yer pozlanırken, fotoğrafın geneli pozlanırken eğer bir yerin üstünü kapatırsak orası daha açık bir tonda çıkıyor. Işık geldikçe açılıyor. Işık, kağıda ışık düştükçe kararıyor. Filmde film negatif bir şey olduğu için ışık geldikçe film kararıyor. Işık gelmesi açılıyor. Bu kağıtlar da negatif kağıt oldukları için gene negatif bir düzey. Negatif tekrardan negatif oluyor, pozitif gibi oluyor. Yani fazla ışık gelirse kararır. Hani normal düz mantıkla düşünürsek fazla ışık gelirse kararıyor, az ışık gelirse açık kalıyor. Anladım. O şekilde. Yani orada hani bir karışıklık olmaz. Negatifin görünür halinin kararması gibi bir şey oluyor. Ha, tabii. Evet, aynen. Aslında aynı mantık. Aynı mantık. O oradan ters dönüyor tekrardan negatif. Mesela bu kağıtlara, bunlar negatif olduğu için Dia gibi bir pozitif materyalden baskı yaparsanız görüntü negatif çıkar, pozitif çıkmaz. Peki yakma ve açmadan bahsettik. Şimdi biraz hani fotoğrafın en son halini, tonlarını nasıl değiştirebileceğinden falan bahsedelim. Bunları nasıl yapıyorsun? Öncelikle bu tonlama banyoları dediğimiz tonerler fotoğrafın kimyasal yapısını değiştirerek rengini, tonunu değiştiriyor. Yani gene siyah beyaz, işte monokrom tabir edilen fotoğraflar oluyor bunlar ama farklı bir tonda oluyor. Bu aile albümlerinde olan sepya tarzı fotoğraflar, sepya dediğimiz tonlar falan, bu hep bir tonlama banyosu sayesinde geliyor. Toner dediğimiz aslında kimyasal. Evet, İzleyiciler dijital yazıcılarla karıştırıyor. Tabii, aynen. O iyi oldu, onu açıklığa kavuşturdum. Ben hiç onu aklıma gelmediği için. Bu şey bir tonlama banyosu, kimyasal banyo. Bunlar da işte fotoğrafın rengine müdahale etmek söz konusu, tonuna daha doğrusu, renkten de ziyade tonuna müdahale etmek söz konusu olabiliyor. Mesela en yaygın bilineni işte sepya dediğimiz, işte kahverengiden özellikle de biz merak ediyorduk değil mi? Sepya nasıl oluyor? Şehir efsaneleri vardı. Kahve öneren. Yağmurlu bir günde. Kıymalı pide öneren. Onu film saklamak için diyorlardı ama. Evet. Çok fazla efsane var. Sirke. Bu sepya tonlama banyosu işte çikolata renginden işte sarıya kayan bir yelpazede işte farklı tonlar elde edebileceğiniz farklı tarzda sepya tonerler var. Tonel diyeceğim artık ama farklı banyolar var. Bunların bir kısmı, başka sepya dışında tonerler de var. Mesela selenyum toner kullanacağız birazdan. O da daha ziyade patlıcan moru tarzı bir renk veriyor. Biraz da siyahların... Modern siyah beyazlar da aslında sepyaya göre daha tercih edilen bir ton. Daha soğuk tonlarda. Evet, yani selenyumu... fotoğrafın arşival kalitesini arttırmak için de kullanılabiliyor. Az kullanıldığında çünkü tonda pek bir değişme yapmıyor. Siyahlar biraz daha derinlik kazanıyor. Öyle bir etkisi olabiliyor. Biraz daha biz daha hani fark bariz görülsün diye biraz daha fazla yapacağız. Orada hani iyice bir patlıcan moru tabir edilen renge erişiyor. Veya işte altın tonerler var. Mavimsi renkler. Kağıda göre gene değişebiliyor. Verebiliyorlar. Şimdi o zaman bu tonlamayı hangi aşamada yapıyoruz? Filmin banyosu sırasında mı, sonrasında mı? Tonlama banyosu fotoğrafın baskısı bittikten, fikse edildikten sonra genelde hızlıca bir yıkama, biraz daha az kısa süreli bir yıkamadan sonra tonlama banyosuna fotoğrafımızı koyuyoruz. O şekilde onun üzerinden tonlama banyosundan çıkarttıktan sonra da tekrar yıkanması. Yani öncesinde ideal baskımızı alıp hazırlamış olmamız lazım. Ondan sonra tonlarını üzerine değişik yapalım. Evet, aynen.
Banyo süreci affedersin değişmiyor. Yok, sadece değişmiyor. Sadece fonlama yapacaksak artı bir banyo ihtiyacımız var. Aynen. Sadece şu olabilir, bazı tonerler için işte fotoğrafı biraz daha açık veya koyu basmak gerekebiliyor. Onu da hani tecrübeyle alakalı olarak artık hani o fotoğrafın zaten her zaman bir deneyim olması gerekiyor. Özellikle analogta. Yani öğrenmek açısından. Peki bu tonlama aşamasının teknik olarak hangi aşamaları var? Aşamaları var mı? Kaç farklı kimyasallar oluyor? Tonlamada farklı tonerler mevcut. Bunlar genelde iki tip olarak uygulanışına göre. Birisi doğrudan direkt tonerler. Bunlar da kağıdı direkt suyun içinden alıp toneri atıyorsunuz ve o kendi kendine işte tonu değişiyor onun. Bir de işte dolaylı denilen tonerler var. Burada önce işte bir ağartma banyosu var. Genelde işte potasyum, ferri, siyanür falan kullanılıyor. Sarı renkli bir banyo, birazdan göreceğiz. Onunla fotoğrafı ağarttıktan sonra beyazlattıktan sonra silinmeye yaklaşıyor. Ondan sonra fotoğrafı tonluyoruz. Evet. Ve geri mi geliyor tonlar o zaman? Tabii ki, aynen. Wow. Tekrar bir geliştirici de gelişir gibi tekrar geliyor. Bu arada tonlama işlemini gün ışığında açık havada, ya açık hava dediğim tabii hani karanlık olmasına gerek yok. Normal ışık altında yapabiliyoruz. Karanlık odadan farkı o. Tabii. Hatta rahatsız. Karanlık odada yapılmaması daha iyi. Çünkü tonu anlayacağız. Işığa bir duyarlılığı yok zaten. Bir de şey, bazı toner kimyasalları pozlanmamış film ve kağıtları sislendirebiliyor. Hmm. Özellikle uzak olmaları bakımından o açıdan iyi. Önemli. Yani daha önerilen bir şey. Onun dışında bir de bu ağartma banyosu dediğimiz, bu ağartma banyosu beyazlardan başlayarak, bu genelde kullanılan potasyum, ferri, siyanürlü banyo beyazlardan başlayarak siyahlara doğru ağartıyor. Çoğunlukla hani çoğu kez fotoğrafçılar sadece beyazlar ağardıktan sonra fotoğrafı banyodan çekip o şekilde tonerin içine koyarak daha ziyade sadece beyazların tonlanmasını sağlıyorlar. Oo. Siyahlar gene kendi orijinal tonlarını korurken beyazlar tonlanıyor. Tamamen bir tonlanma olmayınca genelde etki biraz daha estetik olarak hoş oluyor çoğu durumda. Öbür türlü tek bir renge bulanmış gibi oluyor. Yani. Tabii, yani o biraz şey yapabiliyor. Kötü diyebileceğimiz. Yani hani tabii bu kompozisyona, fotoğrafa, tabii tercih meselesi. Fotoğrafçının tercihine göre, her şeye göre değişebilen bir şey. Çok çeşitli varyasyonlar yapmak mümkün. Evet. Bir de bu tonlama banyosunu yaparken fotoğrafta tonlama banyosunun yanındaki bir su dolu bir küvetin içinde aynı baskının tonlanmamışının da olması genelde önerilir. Hani tonların ne kadar değiştiğini hani gözle takip edebilmek. İkisinin de ıslak olması lazım. Gözle takip edebilmek açısından. Yani sepya tonerler genelde daha bariz değişim yapıyorlar da her toner o kadar bariz yapmıyor. Anladığım kadarıyla o zaman toner kullanacaksak aynı baskıdan iki tane yapmamız en azından yani, gerekiyor. En azından tonu değişmiş hoşumuza gitmezse en azından geriye dönüp belki onu yeniden değiştirmek önemli. O tip şeyler söz konusu olabilir. Evet. Peki şimdi bu yapabileceğimiz, baskıda yapabileceğimiz şeylerden bahsettik. Şimdi bir de olayın en başına dönüp en temel baskıyı tekrardan bir yapmak istedik biz hep birlikte. Ve bunun için de bir güzel fotoğraf bulalım dedik. Kendi aramızda düşündük. Ve Ahmet abinin çektiği güzel bir fotoğraf geldi aklımıza. Ben anlatmayayım, onu direkt sen anlat istersen. Teşekkürler. Aslında aklına gelmesi beni onur etmişti. Aslında güzel diyoruz ama bu estetik anlamda bildiğimiz bir güzellik değil tabii ki. Son günlerde Türkiye'yi etkileyen çok önemli olaylar oluyor. Biz kimi zaman içinde, kimi zaman dışında oluyoruz. Bazen taraf oluyoruz, bazen ortada oluyoruz, bazen sorgulayan taraf oluyoruz. Ama bir şekilde içinde yer alıyoruz. Hani, çünkü burada yaşıyoruz, fotoğraf çekiyoruz. 1 Haziran günü Ankara'daki malum gezi olaylarında ben de fotoğrafçı kimliğimle, fotoğrafçı değilim ama fotoğrafçı kimliğimle orada yer almak istemiştim. Olayların ilk Ankara'da nerede başlayacağını aslında tahmin ettim. Meşrutiyet Caddesi ve orada barikatlar kurulduğunu gördüm ve makinem zaten hazırdı yanımda. Genelde dijital makinalarla gitmek çok hani tercih edilir ama ben
kendi 35 mm makinamla gittim. Ve çektiğim fotoğraf aslında sürpriz olsun. Hani müthiş bir olaydı. Çok aslında acı bir şey tarihe... aslında. Güzel dedik başta ama aslında evet, çok acı bir müthiş şey. Müthiş derken hani olayın hani olumlu anlamda değil. Belki de o kişinin muhteşemliğini. Evet. Aslında bir tarihe bir belge oldu. Hani giden insanlar hepimizi üzüyor. Hepimiz ölüp gideceğiz ama genç yaşta gidenler birazcık daha bizi sarsıyor. Yani aslında şu an konuşurken de duygulandım. Hani çektiğim fotoğrafı biraz sonra göreceğiz. Özellikle sizin de bunu işte Ahmet'in bu fotoğrafını yapalım mı demesi aslında bu anlamda güzel. Hani o kişi ölümsüzdür diyoruz ya. Ben ilk seninle yaptığımız videoda da söylemiştim. Hani filmdeki kişi gerçekten ölmüyor. Sayısal veri değil o. O kişi filmde onun izi, görüntüsü, ışığı yer ediyor. Hani o kişi ölümsüzdür. Biraz sonra görecek arkadaşlarımız, izleyenler. Arkadaşım çok güzel onu baskı yaptı. Hani gerçekten neden o kadar iyi yaptı? Hani hep iyi yapıyor ama onu sanki bir özel de bir uğraştı. Hatta ben evet çok güzel dedikten sonra hayır Ahmet abi işte şöyle de en yapsak falan. Tekrar çok güzel bir şey ortaya çıktı. Bugün konuştuğumuz şeyi tekrar evet. Uyguladık. Tekrar aydınlatmasıdır şeydir. Orada uyguladık tekrardan. Kendi adıma belki de şey hani bu videoyu da o kişiye ve ailesine hediye edelim mi? Tabii ki. Tabii ki. Ethem Sarısülük'e o zaman hediyemiz olsun. Evet. Ethem Sarısülük ölümsüzdür dedik. Her zaman da ölümsüz olacak. Benim çektiğim bir fotoğrafta da onun hatırlanmasına, son evet hayatındaki son gününe daha da uzatmaya gerek yok. Evet. Burada bir genç insanın bir şekilde ölümünden de konuştuk. Hani bir taraf olduğumuz için ya da olmadığımız için değil. İnsan olduğumuz için. Evet. Fotoğraf tarihi kişilikleri de alır, tarihi olayları da alır, kopya da eder, alır ve saklar. Analog saklamanın bence en iyi yolu. Çünkü en ölümsüz yolu. Benim fotoğrafımda bir kişiyi saklıyor. Vesile olduğunuz için çok teşekkür ederim. O fotoğrafı seçildiği için çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. Hani çok güldük neşeyle yaptık ama son dakika. İşte öyle. Başka bir şey demeyeceğim. İkinizin de eline sağlık o zaman. Ne diyelim. Böylece bu şekilde de bu bölümümüzü kapatabiliriz artık. Umarım siz de anlattıklarımızdan faydalanmışsınızdır. Baskıyla ilgili bilgiler edinmişsinizdir. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.